Gülistan Doku soruşturması dosyası 07.01.2020 tarihinde başladı. Bu soruşturmanın devam eden evresinde gerçekten yargısal uygulamalar toplumdaki adalet duygusunu inciter hale geldi. Dosyada birden çok hatalı işlem söz konusu. Faillerin korunduğuna ilişkin dosyada delillerimiz mevcut. Buna ilişkin gelinen bu aşamada bizim bir suçluluğumuz da söz konusu oldu. Gülistan Doku soruşturmasının baş şüphelisi hakkında biliyorsunuz suç ceza hakimliği tarafından kuvvetli şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkmama, belli yerlere başvurma şeklinde adli tedbir uygulandı. Dosyamız mağduru yaklaşık 4 yıldır kendisine ulaşılamayan Gülistan Doku'dur ve akıbeti bu aşamaya kadar anlaşılmamış. Gelinen bu aşamada artık biz dosyada bulunan delillerin tekrardan değerlendirilerek şüpheli hakkında devam eden adli kontrolünün yetersiz olduğu gerekçesiyle tutuklama talebimiz söz konusu oldu. Bizim beklentimiz artık Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçirilen dosyadaki delilleri değerlendirip baş şüpheli hakkında tutuklama kararı vermesidir. Buna ilişkin dilekçemizi zaten biz sunduk. O dilekçemizle ilgili biz yanıtlanmasını bekliyoruz. Diğer yandan dosyada biliyorsunuz dosyayı Tunceli Emniyet Müdürlüğü yürütmekteydi, Asayiş Şube. Asayiş Şube'de görevli bir polis memuru vardı, o da baş şüphelinin babasıydı. Bu polis memuru hakkında bizim dosyaya şüpheli olarak eklenmesine yönelik de talebimiz söz konusu oldu bu aşamada. Onun gerekçesi de şuydu, biliyorsunuz Gülistan'ın 04.01.2020 günü gittiği son bir ev var, kaldı. Bu baş şüphelinin polis olan babasına ait. Yine Gülistan 04.01.2020 gecesi evden çıktıktan sonra biliyorsunuz kolluğa yansıyan, savcılık tonaklarına yansıyan bir vatandaşın ihbarı söz konusu olmuştu. Gülistan'ın zorla bir araca bindirilmesine ilişkin. O zorla bindirilmeye çalışılan araç da yine bu baş şüphelinin o zaman Asayiş Şube'de görevli olan polis olan babasına aitti. Biliyorsunuz o araçla ilgili de basına yansıdı. Soruşturmanın başlandığı gün Tunceli'yi terk etmişti. Buna ilişkin de basında yer yer haber oldu. Yine dosyamızda 5 adet hedef numara vardır bu. Bu 5 adet hedef numara ilişkin HTS kayıtları dosyanın içerisine girdi. 5 adet hedef numara da tamamı bu Asayiş Şube'de görevli polis memuruna ait. Bakın, bu aşamada biz artık onun dosyada odak haline geldiğini ve dolayısıyla onun da dosyaya şüpheli olarak eklenmesini ve gereğinin yapılmasını talebinde bulunduk. Bu da son verdiğimiz dilekçenin ikinci aşamasındaki talebimizdir. Tabi dosyada toplanmasını istediğimiz birçok delilimiz var. Gerçekten de şüphelinin materyalleri üzerinde yapmamız gereken incelemeyi henüz tamamlayamadık. Ona ilişkin talebimiz söz konusu, HTS bazlı çalışmanın yapılmasına yönelik talebimiz söz konusu. Bir de biliyorsunuz bu baş şüphelinin annesinin CİMER'e gönderdiği bir şikayet dilekçesi var. İşte dönemin valisinin Tunceli Soner'in bilgisi dahilinde baş şüphelinin yurt dışına kaçırıldığına ilişkin o şikayette açık bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi bir dosyada bulunan şüpheliyle ilgili, onun yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili dönemin valisinin böyle bir tasarrufta bulunması görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini açık bir şekilde ortaya koyar. Bu bizim beyanımız değil, baş şüphelinin annesinin CİMER'e yazdığı yazılı beyanında mevcut. Bu nedenle biz bu adı geçen kişinin de görevi kötüye kullanma suçu yönünden soruşturulması talebinde bulunduk. Tüm bu üç talebimiz ve toplanmasını istediğimiz delillerle birlikte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemizi sunduk. Gerçekten de biz de artık yani Tunceli Başsavcılığı'nın bu dosyaya el atıp delillerimizi toplayıp ilk aşamada, çünkü şöyle, mağdurumuz 4 yıldır kendisine ulaşılamayan genç bir kadın söz konusu ve bunun şüphelisi, baş şüphelisi hakkında yeterince delil var dosyada. Ve Tunceli Suç Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesi altında bulunduğu gerekçesiyle hakkında iki yönlü adli tedbir uyguladı. Şimdi gelinen bu aşamada mağduru ulaşamıyorsak artık bu adli tedbirin yetersiz kaldığı ortadadır. Bu adli tedbir yetersizliği nedeniyle biz baş şüphelinin tutuklanmasını istiyoruz. Yani talebimiz bu yönlüdür.